Bugün bana haber geldi, çok üzüldüm. Hilmi Türkmen Bey'e de buradan sesleniyorum yani. Belediyelere de iş düşüyor, herkese iş düşüyor. Bir konferansa adam çağırıyorlar. Ya konferansa çağrılan adam, amentü kaderi inkar eden bir adam oluyor. Öbürü sahabeye hakaret eden, Hazreti Muaviye Efendimiz'e sahabeyi sevmem diyen, hakaret eden. Öbürü, efendim yani Ömer Nasuh Efendi Hazretleri gibi zatların, Diyanet İşleri Başkanları iken, İstanbul Müftüsü iken, vaazlıklarını bu gerekçeyle, sahabeden bazılarını sevmem dedikleri için Şemsettin Yeşiller'in vaazlığını iptal ettiler. Belgelerini iptal ettikleri. Diyanet bu kadar hassastı ya. Şimdi böyle bir durumda tamam Diyanet'in konuşmacıları yapıyor demiyorum. Ama şimdi bu hususta açıklama yapsa belediyeleri de bağlar. Dese ki, müsaade etmemesi gerekiyor diyorsun. Etmemesi gerekiyor. Şimdi bu adam gitmiş bugün hak din tekelciliğine karşı Kur'an'ı açıdan bakış. Hak din tekelciliği. Şimdi bu Hasan Elik tamam görüşüm var diyor bilmem ne. Ha din adına İslam adına konuşuyor bu adam. İslam adına yetkili değil bu deme hak din tekelciliği. Fakat Hilmi Türkmen Beyefendi'nin işte belediye tamam. Ben reis olarak ona rica ediyorum. Ona Üsküdar Belediyesi'ne mesajınızı ilettik hocam. Şunu merak yani ediyorum. Şimdi nasıl bu adama konuşmacı olarak belediye sahip çıkar? Hak din tekelciliği konu da bu. Konu bu. Hak din tek innettiğin halde Allah'a İslam. Biz tekelci değiliz ki. Allah bize demiş ki tek din var İslam'dır buyurmuş yani. Bu adam o zaman diyorum işte hayır 54 çıkıyor. Yani bu şuurumuz düzgün olmazsa, ehli sünneti düzgün işlemezsek halkımıza sahip çıkamayız. Önüne gelen her insan yanlış bir itikat açlar. Milletimiz itikaden bölünür, parçalanır ve ondan sonra işte Üsküdar niye 54 hayır çıktı? Çıkar bu kafayla çıkar. Neden? Hocam, konuşan adamı tanımıyoruz daha. Onun etkisi olabilir diyorsunuz.